Kıymetli dostlar, şu elimde size gösterdiğim kağıt gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toprağın üzerinde şöyle dikdörtgen şeklinde çizgi çizdi. Bunu çizdikten sonra ortadan şöyle yukarıya doğru bir çizgi çizdi. Sonra bu çizdiği çizginin üzerine de ara çizgiler böyle yaptı. En son biraz daha kalın bir çizgi çizdi. Dedi ki, bu dikdörtgenin içerisinde olan, şurada olan insandır dedi. Bu dikdörtgen de insanın ecelidir. Dört tarafını kuşatmıştır. Ölümden kurtuluş yoktur. Bu içeridekiler ise insanın hayalleri ve emelleridir. İnsan şunu yapacağım, bunu yapacağım. Buradan dışarıya doğru taşıyor. İleriye doğru devam ediyor. Halbuki ecel burada bitiyor. Ama ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diye ileriye doğru duyguları var. Bu arada ara çizgiler var. Bu ara çizgiler başına gelebilecek belalardır. Bundan kurtulsa buna yapışır. Bundan kurtulsa buna yakalanır. Bundan kurtulsa buna yakalanır. En son biraz kalın çizgi çizgi. Hepsinden kurtulsa ihtiyarlık belasına yapışır. Şimdi kıymetli dostlar, işte insan dikdörtgen şeklinde tabiri caizse ölüm onu ihata etmiş olduğu halde o ölümün ötesinde neler düşünüyor, neler düşünüyor, neler yaparım, neler yaparım diye düşünüyor. Halbuki onlar asla kendisine nasip olmayacaktır. O tuğli emel ve ölümü unutmak da insana neyi sağlıyor kıymetli dostlar? Tembelleşmesini ve ibadetleri ıskalamasını sağlamış oluyor.